Herkese yeni vlogdan selamlar canım. Sabah gördüğünüz gibi hemen kalktım ve ilk iş tatlımı yaptım. O gördüğünüz tatlıyı yaptım ve bakın dondu bile. Kızlar mis gibi benim oldu. Benim üstünden koyayım mı yemişler? Kıbrıs tatlısı. Bir dakika anneciğim ben koyacağım. Annemle dayım da geldiler. Şimdi ay nasıl özlemişim dayımı falan, çok güzel oldu ya. Canım benim. Ondan sonra şimdi çayımızı da koyduk. Onlara yemek de hazırladım ama önce şimdi çayla tatlı ikram edeceğim. Ondan sonra da yemeğe geçeriz. Yemişlerim gitti.
Ve bakın gördüğünüz gibi kızlar, Kıbrıs tatlım muhteşem oldu. Haydi bize afiyet olsun. Şimdi kayınvalideme geri göndereyim. Pardon. Ve kızlar, şimdi ben yine dışarı çıkmıştım. Bir tane şöyle kooperatifin tereyağını aldım. Yarım kiloluk, fiyatı 69'du. 69 muydu, 59 muydu? 59'du. Bir tane böyle kola aldım. Pepsi. Hadi bakalım bugün de böyle. Dayıcığım, beğendin mi tatlımı? Canımı içi kızlar. Dayım nasıl tatlı değil mi? Canım benim, afiyetler olsun dayım. Ben yemeklerimi yapmaya başladım. Dayım için canım benim bugünkü yemeklerim. Annem ve dayım bizde. Uzun zamandır ilk kez geliyor evime dayım tabii ki. Burada yaşamadığı için. Ay, şurada da ceviz var, bir şey olmaz. Neyse, tatlıya koymuştum ya. Neyse, alayım şunu. Ondan sonra kızlar böyle bir tereyağı koydum. Wok tavayı aldım elime. Şimdi tereyağını koydum. Bu güzelce burada erisin. Sonra salça koyacağım ve dönerlerimi içine atacağım. Sonrasında birlikte bakalım. Ama önce ne yapıyorum? Burada da bakın şöyle bazlamalarım var. Aslında ben bunu tırnak pideyle yapıyordum. Pideciden alıyordum kızlar ama dün maalesef ki almayı unuttum. O yüzden de bazlama vardı evde. Bazlamayla yapacağım. Hiç fark etmiyor. Gene de bu da oluyor yani. Tereyağı da zaten çevireceğim şimdi bunu. Ondan sonra da birlikte bakarız. Ve evet kızlar, bakın tereyağım burada güzelce eridi. Ama ben çok azıcık da sıvı yağ ekleyeceğim. Çünkü çabuk yanıyor. Wok tava kullandım, daha rahat çevireyim diye. Siz istediğiniz tavada yapın. Şimdi bakın salçamdan hemen domates salçamı çıkardım. Birazcık bundan koyacağım. Şöyle şu kadar domates salçası koyuyorum. Çünkü dönerim çok. O yüzden. Hemen tuzunu koyuyorum. Ve de tabii ki mutlaka kızlar karabiber. Hemen birazcık da şöyle sıcak suyla da açıyorum. Gördünüz. Güzelce salçam kavruldu kızlar. Tereyağıyla, tuzuyla, karabiberle güzelce özdeşleşti. Tadına da baktım. Gerçekten aynı İskender sosu gibi kızlar. Hemen şimdi ne yapıyorum? Arkasından dönerlerimi aktarıyorum içine böylece. Yani ben salçayı üzerine koymuyorum. Bu şekilde içine aktarıyorum kızlar. Tereyağıyla beraber. Canım kızım. Anişkom. Ay, bunu dağıtlayacağım mı? Yok yavrum, bunu hayatlamayacağım. Bu sefer dağıtlayamam. Şu üçüncü kutuyu açıyorum. Bakalım. Evet, bunu da boşalttık. Şimdi güzelce kızlar sosuyla birlikte çevireceğim bir şöyle. Her yerine bulansın diye güzelce şöyle çevireceğim. Şimdi kızlar bakın güzelce böyle karıştırdım bunu. Alt üst ettim ki bütün sosunu her yerine yedirdim. Bu arada bunlar biliyorsunuz soğuk oluyor ama şu an hem eridi, yani buzlukta değil tabii, dolap reyonunda oluyor dönerler.
Hem şu an ısındı güzelce. Güzelce de iyice yumuşadı ki zaten pişmiş oluyor. Sadece ben normalde bunu tek de yapsam, hani ekmek arası yaptığımda da tavada çeviriyorum. Bazen böyle baharat falan da koyabilirsiniz ama bu İskender olduğu için ben sadece karabiber, tuz ekledim. Orijinal gibi olsun diye. Güzelce şimdi ağzını kapatacağım. En altı da getirdim. O biraz daha burada lıkırdasın. İyice bir şey yapsın kızlar. Burada da bu arada bulgur pilavım var. Biliyorsunuz İskender'in yanında mutlaka ki oluyor. Burada da tarhana çorbam var ve burada da yine tereyağında erittiğim balzama ekmeklerini güzelce çıtırdattım. Mis gibi oldu. Şimdi birazdan servise de geçeriz ama bir salata yapacağım önce. Kızlar pilavını koydum. Gördüğünüz gibi yoğurdunu koydum. En alta tereyağında çıtırdattım. Ekmeklerini koydum. Ve üzeri de şöyle bol sosuyla dönerimizi koyuyoruz. İskender diyeyim kız. Ne döneri değil mi? İskender bu be. Hani ben götüreyim. Dur prensesim koyayım da. Yeni misafirimiz o. Evet. Ver bana dikkatli. Bir saniye anneciğim. Biberlerimizi de koyalım. Bir saniye annem. Hadi senin için oraya da koyayım Alya. Bir dakika. Bir saniye Alya. Vlog'un ikinci gününden selamlar şekerlerim. Ben şimdi sabah her zamanki rutinimi biliyorsunuz artık. Onları işe gidene işe, okula gidenleri okula yolladım ve Ali geldi bile. Kızlar şu an saat 1 herhalde ya da geçiyor biraz. İnanın daha yeni kafamı kaldırabildim ve yeni işe başladım. Mutfağıma girdim. Mutfağım berbattı çünkü akşam hiçbir şey yapamadım. Sadece işte bulaşıkları şeye koydum. Makineye koydum annemler gittikten sonra. Yemek bulaşığı, çünkü yemekten sonra hemen annemler gitmek zorunda kaldı. İşte borcamın, tencerelerin falan şeyi kaldı öylece, yani hiçbir şey yapamadım kızlar. Dolabım çok karışıktı. Orayı düzenledim ve uzun zamandır şu mutfağın lavabonun altındaki alt dolap çok aşırı derecede sıkışık kızlar. Orada genelde benim plastik eşyalarım duruyor. İşte leğenlerdir, süzgeçlerdir, hani plastik hepinizin elinde olan şeyler. Ama öyle bir tıkış tıkış ki yani mecburen, çünkü başka yerim yok. Sadece bu dolabı kullanabiliyorum onlar için. Ve de şey, yarısını zaten su arıtma cihazı taktırdığımız için geçen sene taktırdık da. Geçen seneden beri bu dolap yani çok kötü. Bulaşık yıkıyorum mesela, bir şey yerleştireceğim. O kadar zorlanıyorum ki, sinir oluyorum ki her defasında. Şimdi orayı da göstereceğim size kızlar. Bilmiyorum, bir şeyler düşünüyorum. Olmadı birazını üste atayım falan diyorum. Hani hafif olsun, üst dolaba koyayım diyorum. Bilmiyorum kızlar, bakalım öyle işte. Başladım bir şeylere. Biraz böyle aklımda düzenleme şeyleri vardı bugün. Evim çok şükür temiz, yani öyle bir şeyim yok. Hani temizlik açısından çok bir şeyim yok. Sadece mutfağım biraz dağınık işte. Çocukların odası, Alya'nın odası dağınıktı. Orayı biraz toparladım. Yani süpürüp silme işim bugün yok. Yapmayacağım da zaten, olsa da yapmam gerçekten. Kendim yeni yeni toparlıyorum kızlar. Şimdi şurayı göstereyim size. Ve kızlar bakın şurası. Tezgahımı da göstereyim. Hiç var çekinecek bir şeyim yok. Hastalık hali, yapacak bir şey yok. Şimdi düzenleyeceğim de onu oraya koydum, onu oraya koydum. Bir şeyleri boşalttım filan. İyice dağıldı tezgah tabii ki. Şuradan başlayacağım şimdi kızlar. Bakın burası lavabonun altındaki dolap. Şu işte Allah'ım şey, siz söyleyin. Su arıtma cihazının deposu mu oluyor bura? Yok, deposu şu arkada. Görüyor musunuz? Burası deposu kızlar. Yani burası da dolu. Burası da ya elektronik aksamların olduğu yer galiba, tam bilmiyorum. Yani sonuçta burada böyle bir büyük bir şey var. Ama hiçbir şekilde yani onu koyacak bir yerim yok başka. Zaten onlar bağladı yani. Burada da kızlar hep altta, burada şeylerim vardı. Gördüğünüz şu plastiklerim vardı. Şöyle göstereyim size. Bakın bunlar vardı. İç içe koymuş tabii. Düzenli bir şekilde koyuyorum ama yani dediğim gibi hemen bir bulaşık yerleştirdim. Gidiyor yani. Şunu da, şu aslında sere kap biliyorsunuz. Artık bunu yavaş yavaş çıkaracağım. Yeşilliklerimi falan koyacağım buna. İçine de bu plastikleri iç içe sokuyorum mecburen, yer olmadığı için. Bunların şeyleri var içinde de. İşte siz söyleyin. Kapakları var yani. Düzenli dursun diye buraya koyuyorum böyle alta. Buradan alıyordum. Şimdi hem bunları eleyeceğim. Altı
şey kırılan çok pardon. Kırılanlar falan var. Onların kapaklarını atayım. Buraya da güzel bir sileyim zaten. Biliyorsunuz işte dolap gerçi çok toz yok ama gene de bir şöyle sileceğim. Şunlar da borcam. Yani borcam değil. Kahvaltı şeylerim esasında kızlar. Cam ama kapakları tutmuyor ya. Çok gıcık. Bunları da elden çıkarmayı düşünüyorum. Valla kıyamıyorum da inanılmaz pahalı. Bunlar şu an var ya, güç yetmiyor yani. Ama ne yapayım, başka da bir işime yaramıyor. Çünkü kapakları şey yani. Tutmuyor kızlar. Şunlar var ya, tutmuyor yani. O yüzden de bakın sen de burada. Bilmiyorum ne yapsam. Bunlar da öyle yani. Şimdi şurayı bir bakınız olmuş burası. Burayı bir güzelce sileyim. Ondan sonra da bakayım bir şeyler yapacağız sizle. Her zamanki hijyenim kızlar. Şöyle. Şunu da bir silelim. Dolap artık farkındaysanız bakın bombelenmiş aşağı doğru, görüyor musunuz? Yani dolap bile esnemiş. Ya, plastiğin yükü ne aslında? Ama işte şu bak mesela buradan çıkmıyor bile. Yani altını sileceğim ya, silemiyorum. Şöyle alabiliyorum sadece. Nasıl bağlandırdılar bunu buraya? Nasıl şey yaptılar bilmiyorum. Bence işim yapabiliyor. Şimdi bir yerine bir yerine sürtürürüm. Al başına iş. Şu bezimi yıkayayım, geliyorum. Şunlar çıkmıyor kızlar. Boya çünkü onlar. Bakın şunlar. Leke falan değil yani. Şuranın boyası hep sıçradı o zamanlar. Dedim oralara gazete yayayım diye. Öyle işte. Dolabım eski zaten. 18 yıllık dolap, boyuyorum falan. Böyle değerlendiriyorum kızlar. Tamam şimdi. Ne yapacağım? Dediğim gibi şunları eleyim. Ondan sonra da şuraya güzelce dizeyim, bakayım ne yapacağız. Buraya en şeyde alt rafın en altına şey, en köşeye şunu koyuyorum, düdüklü. Her zaman kullanmadığı için arkada. Önüne bunu koyuyorum ama dediğim gibi bir eleyim bakalım ne yapacağız. Tamam girin. Mesela bakın şunun altı kötü olmuş, dağıttım. Bu niye orada kalmış hiç bilmiyorum. Ondan sonra şu işte o diğer şu borcamların üçüncü kapağı. Borcam değil de işte anlayın. Cam şey. Şunlar dondurma kaseleri biriktirmiştim. Bir şeyler koyuyorum, bir yere gönderiyorum diye. Ama sonra altı nerede bilmiyorum. Attım muhtemelen. Bunlar burada kalmış. Atmışsın işte Duygun. Şuna bakar mısınız ya? Ben de var ya abartmışım. Şu turşu şeyin içi. At. Şunların var. Şunun var. Şu tapırlarıma, tapırların altına koyayım. Tamam annem. Tamam. Yani kısacası kızlar ben şey yapayım ya. Şunu bir iptal edeyim ki buraya bir yer açılsın. Şu iptal. Kapakları da azaltacağım için zaten çok iş kalmaz buraya. Şu içini bir yıkarım yine. Bu da tapurun, dünya para vermiştim zamanında. Artık onu dolabımda kullanacağım gerçekten. Sebzeleri koyalım içine. Şunlar yine kızlar. Şunların kapakları. Bunları da yine kahvaltılık koymak için almıştım ama kapakları çok zor açılıp kapanıyor. Gerçekten az çok beni biliyorsunuzdur. Biraz tez canlıyım. Bunları açıp kapatana kadar sinir oluyorum ve çok fazla artık kullanmamaya başladım. Nelerde kullanıyorum? Artık hani içine böyle artan bir şeyleri falan koymakta kullanıyorum ki biliyorsunuz bunların plastikleri zaten ne koku yapıyor ne hani şey... Kötü plastikten de değil, gayet hani iyi, testten geçiliyor, şudur budur diyorlar ve gerçekten ben memnunum tapırlardan. Zamanında çok almıştım yani, uzun süredir almıyorum ama bunları da şöyle iç içe koyacağım. Şeylerini de buraya, kendi şeylerini, kapaklarını da buraya koyacağım kızlar. Onları da düzenleyeceğim. Şu en arkaya koyacağım. Çok kullandığım şeyler değil olduğu için. Zaten hep genelde orada duruyor. Onları da yapayım. Ve kızlar diğer taraf bitti. En son göstereceğim. Sıra geldi buraya. Burada da şu misafir için servis tabaklarım var. Hani çay saati için kullandım ya da böyle bazen kahvaltıya kullanıyorum, pembe. Onun işte hani böyle onu mixliyorum. Böyle bir sürü ona uygun şeylerim var masada. Bir kısmı içeride işte. Hani masaya falan koymak için. Neyse. Bir de şöyle altılı takımım var. Şu var ya kardesenli. O var. Şu iki tane yine kahvaltı için var. Onlar orada. Şu altılıyı oraya koyacağım. Şunlar zaten normal kahvaltı tabaklarım canım. Şunlar işte yine işte sunumluk gibi hani kullandığım işte salata şeyi gibi işte ikramlık falan neyse işte anladınız. Şunlar yine öyle ama burası da öyle. Ah,
gitti. Burası da öyle karışıktı ki kızlar. İşte aşağısı da böyle karışık. Dün bir de Berna bana sağ olsun yardım etti biraz. Evet, bulaşıkları toplarken biraz şey yapmış tabii, yerini bilmediği için. Neyse. Şu arkada yumurta makinesi var. Onu da elden çıkaracağım. Letgo'ya koyacağım. Dolaba koyacağım. Satılsın gitsin. Evet, bin bir hevesle aldım kızlar ama gerçekten ben onu hak edemedim anam. Kullanamıyorum. Onu satacağım bir. İkincisi şurada pekmezlerim var. Onlar mecburen orada duruyor. Şu sirkelerimi de buradan alacağım. İşte böyle. Buraları da bir düzenleyeyim kızlar. Burada fırın kaplarım var. Mecburen sahanlarım da burada. Yani dediğim gibi yer sıkıntısı olduğu için böyle dolaplarım da, neyse bir burayı da düzenleyeyim. Elden çıkaracaklarımı çıkarayım. Şunlar bakın mesela, çeyizindeki günlük tabaklarında altılı altılı, bunun yemek tabağı işte şeyi, pasta tabağı, her şeyi vardı kızlar. Çok seviyordum ama maalesef ki artık kırıla kırıla bu kadar kaldı. 3 bundan, 3 bundan, bir kasesinden falan. Bunları da elden çıkaracağım. Zaten takımı bozulmuş şeyleri zaten sevmiyorum ama buna bir türlü kıyamıyordum kızlar. Çok seviyordum çeyizimde olduğu için. Yani çok beğenerek almıştı annemle babam bunu bana. Çok seviyordum böyle pembeli sevdiğim için. Çok da kaliteli porselen bunlar. İyi de bir markanın ama artık kızlar gitti, yapacak bir şey yok yani. Böyle şimdi buralarda düzenleyeyim, tekrar görüşürüz. Kızlar şimdi bu hızla çekmecelerime geçtim. Çekmecem için güzelce aldım. Bakın bunlar hep eskilerden kalma. Bunlar annem defalarca mesela boyandı. Boya kalıntıları yani. Toz moz değil, kir değil. Böyle. Dediğim gibi mutfak dolaplarım çok eski, sadece işte boyalarla falan biraz böyle görselini değiştiriyorum. Eski ama hani şu an bir sıkıntısı yok, öyle kırığı mırığı yok. Kirlenmemesi için de bunu yapacağım. Daha temiz durması için de dediğim gibi şunu sereceğim. Önceden dantel vardı. Yani dantel naylonlar oluyor. Şimdi attım çöpe, hatta şurada bakın. Şundan vardı işte, kaldırdım attım şimdi. Bunlar çok kayıyor kızlar. Yani kayıyor derken toplanıyor böyle burada. O yüzden şimdi bundan keseceğim ve koyacağım mis gibi. Hadi bakalım. Ve Alya'nın da katkılarıyla tamamen birbirine girmiş olan kızlar şey, altı çekmeceğim, hani el üstün bir altında olur ya kepçeler şunlar, herkesin eminim böyle bir dağınığı vardır kızlar. Böyle bir çekmecesi mutlaka olmalı zaten. Senin sayende. İnanın haftada bir burası düzenleniyor ve tekrardan bu şekilde geliyor. Kimin sayesinde? Benim. Aynen öyle. Ve ablam, sayende. Ablam öyle atıyor, ben de atıyorum. İyi al, halt ediyorsunuz çocuğum. Şunu yerine koyayım mı? Şunu kızlar bakın çok güzel yaptım. Böyle kestim ölçüsüne göre ve bakın aynı şekilde bunu kapaklı yaptım. Gördünüz mü? Kapaklı yaptım. Kapaklı bu şekilde yaptım ki üzerine tekrardan. Yerine koyayım mı? Şu kızlar şu tezgahın altından şeyler buraya. Şu tezgahın altından kızlar çekmecenin üstüne, kaşıkların üstüne böyle bazen alça kırıntısı gibi bir şeyler dökülüyor falan filan. İlla böyle toz gibi bir şey oluyor yani, oradan dökülen. O yüzden de mis gibi böyle yaptım. Tamam. Şimdi de şurayı düzenleyeyim. Hadi bakalım. Ve kızlar şimdi geldi sıra. Bir dakika Aliyeciğim. Şu şeye ve buraya da yine aynı şekilde koydum. Güzelce serdim. Şu da altın, buranın şeyi, kaşıklı. Şunları falan da elden çıkaracağım. Berna'nın işine yarıyorsa ona veririm. Silikon kızlar bunlar, ucu. Ama ve de iyi silikon. Yani bakmayın siz, zamanında bunlara çok iyi para vermiştim. Tantiton diye bir yer var. Taarruzda oradan almıştım bunları. Cepa'da mıydı? Tabii Cepa'dakinden almıştım, pardon. Ama ya ben böyle beceremiyorum kızlar. Çabuk yani böyle karıştırırken çok şey, böyle esniyor ya. Sevmiyorum yani. Bekletmenin de bir anlamı yok. Bunlar da elden çıkıyor. Kızlar işte dolaplarımın son hali. Vallahi bir gaza geldim, kızlar yaptım. Çok şükürler olsun. Burayı işte böyle düzenledim. Birkaçlarını eledim tabii ki. Bayağı bir şey eledim hatta. Şunları da eleyecektim ama kıyamadım. Yine o köşeye koydum, yer açıldığı için. Arkada rendem var. En altta arkada şey var. Düdüklüm var kızlar. Burada zaten hiçbir şey yok. Deposu ve bu. Burada Alya'mın beslenme kutuları var. Bu şekilde. En arkalarda yine tapırlarım var. Kapaklarını da kapattım. Başka yer olmasın diye. Burada da yine böyle süreklerimin altına kullandığım en çok ki plastiklerim var. Buraya tepsilerimi koyuyorum. Alta misafir tepsim var. Onu koyuyorum. İşte böyle. Burası güzel oldu kızlar. Bayağı bir yer açıldı bana. Düzenlendi. İşte böyle. Şimdi öbürünü açıyorum. Çok güzel. Bakın burası da bu şekilde düzenledim. Yine bir sürü şeyi elden çıkardım.
Şu en arkada kahvaltılıklarım var. Cam kaseler işte öyle şeyler altı var. Işte. Şurada işte hani yine kahvaltıya yönelik şeyler var. Burada dediğim gibi böyle tabaklarım var, misafirlik. Bunlar yine işte salata bilmem ne. Şuna yine kaselerim, ayaklı sunumluğum bilmem neler. Böyle. Altta da böyle kızlar ahşap sunumluklarım var. İşte bambularım falan var. Burada da işte tavalar var. Şu robotum mecburen orada durmak zorunda. Şu arka köşede narenciye sıkacağım var. Burada da yine pekmezlerimiz var. Dur anneciğim. Anne şunları nereye koyayım? Kızlar bakın nasıl burası. Şimdi makinedekileri de boşaltacağım. Gayet güzel oldu. Üstünü de böyle örttüm ki mis gibi. Vallahi kapaklı yaptım yani ona. Burası diğer çekmecem. Atılacakları attım yedi. Burası değil işte, böyle dağılıyor anneciğim. Bunu en alta koyduk ya, atılacaklarımı yine attım, yani vereceklerimi verdim, öyle diyeyim size. Atılacak değil de bunları da yine bu şekilde düzenledim. Kahve fincanlarımı, çok kahve sever bir şey olmadığımız için çeşit yani. Kahveler şunlar bunlar yok, şey fincanlarım tabii ki var ama buraya koymuyorum. İçeride onlar ünitenin dolabında mevcut, her zaman kullanmadığım için. Ama her o zaman işte bir takım set var ki orada. Bir takım kahve fincanı, bir takım Nescafe fincanı şu an günlük yetiyor bana. İşte şunlar sunumluklarım, yani şey kahve şeyleri. İşte onlar yani. Diğerleri dediğim gibi orada. Şunlar onları çok lazım olduğunda anca çıkarıyorum işte. Burada da kızlar işte şu elektronik eşyalar. Bak buraya koyuyoruz Alya. Yani işte mikserim, en çok kullandığım şey. Blenderim kızlar. Ve şunlar da robotun parçaları. Mecburen burada durmak zorunda. Bunlar bu kadar. Yani bunun daha fazla düzenleme şeyi yok. Yani bu kadar. Belki düzenleme şöyle kutular alsam. Ama niye uğraşacağım ya? Kutulara niye para vereyim ya şurası için? Bana gereksiz geliyor. Bilmiyorum. Böyle kızlar. Yani şu şekilde bakın. Kendi içinde düzenleyen. Aradığımı bulur muyum? Bulurum yani. Önemli olan da o. Tertemiz duruyor. Yani böyle. Yapacak bir şey yok. Evet, mis gibi düzenledim buraları. Şuraya ne olmuş kız? Soyulmuş tabii. Bunlar soyulmuş, rütuşlanacak. Peki zannettim bir an. Allah Allah diyorum. Büyük ihtimalle. Ve bakın kızlar. Vallahi ama bugün yapayım. Yemek yapamadım. Murat yukarıdaydı kayınvalidemde çocuklarla. Şuraya koyabilirsin aşkım. Tepsisiz getirmiş. Bükme yapmış kayınvalidem. Ben de bükme deyince bizde böyle D börek oluyor. Yani saçta yapılan D böyle kapanır. İçine bir şeyler konur. Ona biz bükme diyoruz. Öyle bir şey bekliyordum ama kayınvalidem... Yani bunu herhalde buymuş onların bükmesi. İlk kez görüm, ilk kez yaptı. Ya da ben ilk kez denk geldim. Cevizli ve keşli kızlar bunlar. Normalde keşi sevmezdim ama bunu da çok güzel olmuş dedi Alia. Bakayım tadına bakacağım. Burada patates kavurması var, çok severim. Ve yoğurt. Şu biraz önce koyduğum yoğurt bitmemişti. O da yeter bana şimdi. Allah biraz rahatsız gibiyim yine. Oturduğum yerden yiyeceğim şöyle. Murat sağ olsun getirdi. Öyle kızlar. Keşi biliyor musunuz? Bilenler yoruma yazsın. Hadi bakalım. Burada da dizi var. İşte öyle yiyeceğim.